bileceksin abi. Evet. Hadi şimdi tekrar al. Eşlik edebiliyor. Ben de elimden geldiğince ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Öğretmenleri de öyle. Yani söyleyeceklerim bu kadar benim. Seyit bana müzikleri darbukayla eşlik ediyor. Çok iyi ritim kulağı var Seyit'in. Yani hemen algılayabiliyor ve hemen bunu uygulayabiliyor. O yüzden onunla güzel işler yapmayı planlıyoruz inşallah. Salı. 4 Mayıs 2017. Salı. Salıdır hocam. 3 Şubat 2025. 3 Şubat 2025 Pazartesi. 4-0-9-96-53. Doğru. Annenin telefon numarası. 5-3-0-13-36-08. Kodunu söyleyebilir misin? 544-748-72-66. Seyit, Fırat Hoca'nın telefonunu biliyor musun? 534-0-9-96-53. O zaman sayısal şeyler üzerinde daha çok. Sayısal bir müzik var, yani ritim var. Dünyadaki otizmli bireylerde bundan %10'luk bir farklılığı da var. O da şu, Seyit öğrendiği herhangi bir telefonu hafızadan silmiyor ve hafızada diri tutuyor. İleri ve geri tarihleri de çok net söylüyor, tekrarlıyor. Yani herhangi bir yılın herhangi bir gününü sorduğumuzda Seyit o günün hangi gün olduğunu söyleyebiliyor. Aynı şekilde öğrendiği plakaları, araç plakalarını da unutmuyor. Bu anlamda hem görsel hem böyle sayısal uyaranlara karşı fazla ilgisi olan otizmli bir öğrencimizdir. Buradan da şunu anlıyoruz, otizm bir hastalık değil, farklılıktır. Onları eğer farkında olup ilgilenirsek, ileri zamanlarda hemen eğitimlerine başlarsak, çocukların aslında çok güzel şeyler yapabileceklerini de görmüş oluyoruz. Seyit sayısal zekanın yanında yine müziğe çok fazla ilgisi olan ve müzik ritimlerini çok iyi bilen, dinlediği şarkıları, ritimlerini en güzel şekilde çıkaran ve yine etkinliğimizde de izlemiştik. Seyit çok da güzel şarkı söyleyen bir öğrencimiz.